Sevgili arkadaşlar, bundan 100 ay önce ülkemizi yaşanmaz hale getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi ve barışın tesis edilmesi için DİSK, KESK, TÜMOP ve TTB tarafından Emek, Barış ve Demokrasi mitingi için tüm Türkiye Ankara'ya davet edilmişti. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insan için 10 Ekim 2015 10.04'ten sonra hiçbir şey aynı olmadı. En çok da önceki katliamlardan ders çıkartmış, matem tutmak yerine adalet mücadelesine sahip çıkmayı seçen insanlar olarak yargı sürecinde özellikle 10 Ekim 2015'te cenaze gitmiş 49 ilden gelerek kendimizi davanın teminatları olarak görüyor olmamız, her duruşmada mahkeme salonlarını hınca hınç doldurup gerektiğinde mahkeme heyetine adalet istiyoruz diyebilme cesareti gösterebilmemiz, defalarca terörize ve kriminalize edilmemize rağmen maddi gerçeğin peşine düşmüş olduğumuzda gerçek adalete dair umudumuzu da korumaya devam ediyoruz. Ankara katliamı kapsamında açılan kamu davası Kasım 2016'da başlayıp Ağustos 2018'de sonuçlandırılırken dosyada tutuklu sanıklardan 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ana dosyadan tefrik edilen firari sanıkların yargılandığı dosyaya insanlığa karşı suç isnadı kapsamında tutuklu sanıklardan biri de dahil edilerek Türkiye'de ilk defa insanlığa karşı suç kavramı yargıya konu edilmiş oldu. Bu yönüyle 10 Ekim katliamı Türkiye siyasi tarihi ve yargı tarihi bakımından da kamuoyunu ikilerle buluşturan bir konumdadır. Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16'sı firari, biri tutuklu 17 sanık yönünden yargılama Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tefrik dosyası ile devam etmektedir. Nitekim 8 yıldır katıldığımız her duruşmada katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne yazık ki geçen bu süreçte mahkeme heyetinin değiştiğine, katılan ve mağdur olan bizlerin deyim yerindeyse sanık olarak addedildiğine, adalet isteyen babaların mahkeme salonlarından çıkartılmak istendiğine tanıklık ettik. Mahkeme salonlarında denk gelmediğimiz adalet maalesef kamuoyu vicdanında da bu zamana kadar tecelli etmiş değil. Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak bizlerin talepleri ile damla damla kazandırılan deliller ile artık hepimiz biliyoruz ki bugün 100. ayında devasa acılara karşılık gelen bu katliam önlenebilirdi. İki seçim arasında 2015 yılının karanlık bir dönemine tekabül eden IŞİD saldırıları ile dönemin siyasilerinin de söylemlerinden de anladığımız üzere 10 Ekim Ankara katliamı kesinlikle bir siyasi cinayet olarak apaçık ortada durmaktadır. Bu konuda çok büyük emek veren, davayı saniyesi saniyesine izleyen ve oldukça olumlu sonuçları açığa çıkaran başta avukatlarımız, aileler, 10 Ekim Barış Derneği'nin bunda çok büyük bir payı var. Ben onlara bütün hepimiz adına burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu neden söyledim? 10 Ekim katliamı gerçekleştikten sonra devam eden davayı ilk birkaç yıl neredeyse her davayı takip eden bir arkadaşınızım, bir yoldaşınızım. Orada verilen emeği, orada gerçekten 10 Ekim gar katliamında yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımız için nasıl hesap sorulduğuna tanıklık ettik. O davada ki ben parlamentodaki konuşmamda da ifade ettim, bugün IŞİD'in Türkiye'de nasıl çöreklendiğini, IŞİD'in burada gerçekleştirdiği birçok katliamı çözmek için o davanın tutanakları tek tek okunmalıdır. Orada Antep'te bu işin nasıl hazırlandığını, işin içinde Antep Emniyet Müdürlüğü'nün nasıl olduğunu, MIT'in bu işin önünü nasıl açtığını, o dosyanın
tutanaklarını okuduğunuzda tek tek görürsünüz. Ve biz baştan beri dedik ki 2015'ten sonra Türkiye'de değiştirilmek istenen siyasi iklim için çok canımızı kaybettik. Onlar bizleri katlettiler. Ankara gar katliamında barış güvercinlerini katlettiler. Antep düğününde düğün yapan halkımızı katlettiler. Taksim'de sokakta gezen yurttaşımızı katlettiler. Suruç'ta devrimci kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı katlettiler. Bizler bu acıları unutmadık ve unutturmayacağız. İşte Türkiye'de şu anda tesis edilmekte olan faşist rejim için bu katliamlar gerçekleşti. Bu iklim, bu atmosfer böyle belirlendi.